Bir hadis-i şerif okuyalım. Kendimizce kendi virdimizi de yerine getirmiş olalım çünkü. 53. hadisteyiz. İbni Ömer radıyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bazı kimseler rüyalarında Kadir gecesini Ramazan'ın son 7 gecesinde olduğunu görmüşlerdi. Bunun üzerine Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ramazan'ın son yedi gecesi olduğu hususunda rüyalarınızda bir tevafuk görmekteyim. Kadir gecesini arayan kimse artık onu Ramazan'ın son yedi gecesinde arasın. Buhari, Müslim. Buhari ve Müslim'de geçiyor bu hadis-i şerif. Şimdi az önce hani insanların rüyalarında görmesi hüccet olur dedim ya manevi işaretler Bir topluluğun içerisinde herkes hemen hemen aynı rüyayı görürse o o topluluğa bir işaret olur, bir hüccet olur, bir delil olur. Hani bir topluluk bir konuda sahih rüyalarla uyarılıyor. Sahih rüyalarla onlara bir pencere açılıyor bir kapı açılıyor sahih rüyalarla topluluğun çoğu bir yerde toplanıyor hadis-i şerif ümmetim yanlışta toplanmaz o zaman o manevi bir yol açılıyor hani ezanla da alakalı oldu ya mesela ezan-ı şerif bir kişinin rüyası değil birkaç kişinin görmüş olduğu rüyalarla alakalı. Yani o normalde ezan okunduğunda oradan mesela Hazreti Ömer Efendimiz dedi ki ben aynı ezanı ben de görmüştüm rüyamda ama utancımdan söyleyemedim. Ezanı Hazreti Ömer Efendimiz de gördü. Aynı şekilde okunuş şekliyle, tarzıyla, tavrıyla. Ama dedi ben utancımdan söyleyemedim. Yine ezanı başka bir kimse rüyasında gördüydü, onun da sesi yoktu. Sesi kesilmişti rüyayı gören. O da sesi kesildiği için ezanı okuyamadı. Ezanı Bilal Habeşi okudu, o da okumakla nam saldı. Aslında rüyayı gören Bilal Habeşi değil. Herkes normalde hani Bilal Habeşi rüyasında gördü zanneder, değil. Ezanı rüyasında gören Bilal Habeşi değil. Yani bunun gibi sahabeler bir meselede mesela 3-4 kişi aynı rüyayı gördü, görünce ezan-ı şerif oturdu. Aynı şey bu Kadir Gecesi ile alakalı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bakıyorum ki dedi, Kadir Gecesi ile alakalı rüyalarınız başka bir hadis son 10 günde, başka bir hadis son 7 günde diye. Yani 7 gün, normalde işte e, 21. gün, 23. gün, 25. gün, 27. ve 29. günler olarak tek günlerde gördü herkes. Ve bu normalde işte bir sene örneğin 21. günde gördüler. Bir, öbür sene 23. gün gördüler. Bir dahaki sene 25. gün gördüler. Bir dahaki sene 27. gün gördüler. Kadir Gecesi yıllar içerisinde 21, 23, 25, 27, 29 diye ayrı ayrı günlerde görüldü. Bakın o Kadir Gecesi normalde şey olmadı, son dönem Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin vefatına yakın 3-4 yıl artık böyle son 10 günde oturdu. Bakın son 10 günde oturdu. Son 10 günün içerisinde 27. gece olarak oturdu. Bununla da alakalı hadis-i şerif var. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri diyor ki, görüyorum ki diyor 27. gün olarak herkes rüyasında gördü. Ve 27. gün rüyalar daha fazla olunca, daha fazla olunca daha fazla sahabe birkaç yıl üst üste 27. Yıl, gün olarak görünce Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin zamanında Kadir gecesi 27. güne daha fazla ehemmiyet gösterdiler. Ama asıl ım, geniş platformda son 10 gün, Kadir gecesini son 10 gün içerisinde arayınız. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ilk önce ilk 10'da aradı. Bir dahaki sene ikinci ortadaki 10'da aradı. Oruç farz olduktan sonra. Üçüncü sene sondaki 10'da aradı ve kaldı. Şimdi bu hadis-i şeriflere bakaraktan bazı ulema fetva verir. Kadir gecesi Ramazan ayının içinde saklıdır. İlk onda mı, ortası onda mı, sondaki onda mı belli değildir derler. Doğrudur. Çünkü bu aramadan dolayı. Ama Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri diğer yıllarda artık hep son 10 gün itikafa girdi. Bakın son 10 gün devamlı itikafa girdi. Ve son 10 gün itikafa girmek sünnet olarak kaldı Ramazan'da. O zaman Kadir Gecesi'ni arayacaksak Ramazan'ın son 10 gününde arayacağız. Son 10 gününde her gece mümkünse zikirle, namazla, tövbeyle ne yapacağız? İştigal edeceğiz. Gücü yerinde olanlar, yani burada ibadet edemiyor, şu oluyor, bu oluyor, işte bizim böyle gaflete dalıyor. Yani bunun için son 10 gün işte Ümre'ye gitmek, Mesela Türkiye'deki e, Müslümanlar için bu oturmuş ibadetlerden birisi. Bütün Müslümanlar için. Son 10 gün mesela herkes Beytullah'a gider, Medine-i Münevvere'ye gider. Son 10 gün orada ibadetlerini sıkı bir şekilde yapar. Çünkü kim Kadir Gecesi'nin gündüzünü oruçlu, gecesini de ibadetle geçirirse 80 yıllık normalde ibadet etmiş gibi sevabı vardır. Bu hadis inkarcıları bunları reddetse de bu hadis inkarcılar bunları red ediyorlar. Böyle bir müjdeli hadis şerifler var. O yüzden bir topluluğun manevi bir topluluğun ortak olarak bir rüya görüyorlarsa, bir yerde toplandılarsa rüya noktasında onlara bir delildir bu. O yüzden o kimseler o delile tabi olabilirler mi? Evet. O sufi topluluklar bunlara dikkat ederler mi? Evet. Bir sufi topluluk bir meselede şüpheye düştü. Bir meselede şüpheye düştüğünde oradaki topluluğun büyük bir çoğunluğu veyahut da işte topluluğun içerisinde maneviyatı böyle açık olan, rüyası açık olan, hali açık olan kimseler vardır. Bir sufi toplulukta bunların olması gerekir. Bunlar o sufi topluluğun elinde delildir. Delil. o sufi topluluk şeyhini rüyasında görmesi lazım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini rüyasında görmesi lazım. O sufi topluluğun zikrullahta hali içinde açık olanların olması lazım. Zikrullahta şeyhini, pir efendileri, Hazreti Peygamber efendilerini, efendilerimizi görmeleri lazım. O topluluğun manevi bir delilidir bu o insanın, o kimselerin çok ibadet ettiğinden, çok yol gittiğinden değildir bu. Cenab-ı Hak onlara o içinden, o topluluğun içerisinden delil gösterir. O insanlar da ben rüyamda görüyorum, ben halimde görüyorum diye cartınmasın. Öyle kendisini de fasulye gibi bir nimetten saymasın kimse. Bunu böyle saklamak da büyük sıkıntıdır. Bir kimse mesela böyle bir manevi işareti saklarsa Allah'ın ona vermiş olduğu ilmi saklamış olur. Bunu saklamak da caiz değil. O rüyasını gider şeyhine anlatır, şeyhine anlattıktan sonra o rüya şeyhine müsaade isteyebilir. Ben bu rüyayı arkadaşlara delil olsun diye anlatabilir miyim? Anlatabilirsin. O nefsini oymadan arkadaşlarına o rüyayı delil olarak anlatır mı? Evet. Ama o nefsine uymayacak. Kendine bir paye beklemeyecek. Ha ben rüya görüyorum, baş köşeye oturayım. Ben hal görüyorum, benim elimi öp. Yok ben hal görüyorum, ben oraya baş köşeye oturayım. İçinden dahi geçirmeyecek. Kapanır hali. Bir kimse görmüş olduğu rüyadan, yaşamış olduğu halden kendine pay çıkarırsa o hal onda kalmaz. Ona verilen esmadan, Mesela işte rüyasında hay 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 Allah çek demişler veya hay esmasını çek demişler. Sen biliyor musun ben hangi esmadayım? Gitti. Ne esması kaldı sen? Düştün gittin. Bu söylenmez. Bu dervişlerin arasında muhabbeti olmaz bunun. O kimse bunu saklar. Sufilik böyle bir şeydir. Bu eşkare söylenmez öyle. Ben filan ciğerin zakiriyim. Böyle söylenmez. Ben filan ciğerin çavuşuyum. Sen ne diyorsun bana? Böyle şeyler söylenmez. Ben zakirim. Kalk bakayım oradan. Böyle şeyler söylenmez. Doğru değil bunlar. Tevazu her şeyin başıdır.